Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde İlacül Fakr fil İslam metnimizin alıştırmalarını yapacağız. Hepinize ben başarılar diliyorum. İlacül Fakr, fakirliğin ilacı, fakirliğin çözümü, fakirliğin tedavisi diyebiliriz. Fakirliğin ortadan kaldırılması diyebiliriz arkadaşlar buraya. Nerede? Fil İslam. İslam'da fakirliğin tedavisi ya da fakirliğin çözümü şeklinde ifade edebiliriz burayı. Hemen geçiyoruz. Metnimizi okumuştuk. Soru alıştırmalarına geçiyoruz arkadaşlar. İlk grup alıştırmalarımız bu şekilde. Bunların irab değerlerini söyleyeceğiz. Efendim, cevapların metnini bir kez daha okumanızı ve cevaplarını görme noktasında size katkı sağlayacak. Bakınız arkadaşlar. Meddüvelilleti tuani minel fakri. Ma nedir diyoruz buraya? Düveli devletler. O zaman devletler nedir ya da nelerdir deriz ma'ya. Devletler nelerdir diyebiliriz. Hatta hangileridir diyebiliriz. Elleti öyle devletler ki tuani sıkıntı yaşıyor minel fakri fakirlikten. Yani fakirlik sıkıntısı yaşayan, fakirlikten sıkıntı yaşayan devletler nelerdir diye burayı ifade ediyoruz. Buradaki ma'nın arkadaşlar bir öne geçmiş haber olduğunu söylemek istiyorum. Limada niçin taavvaz en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mutaavvezi Allah'a sığındı anlamına geliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz niçin Allah'a sığındı? Minel fakir fakirlikten. Fakirlikten niçin Allah'a sığındı şeklinde bunu ifade ediyoruz. Burada limada bakın arkadaşlar mef'ulün lil ecli olarak irab edilir. Geliyoruz üçüncü cümlemize. Üzkür el-hulûlen nacihate, başarılı çözümleri zikrediniz demiş. Fi ilacı müşkiletil fakri, fakirlik probleminin çözümünde ya da fakirlik probleminin çözümüne dair diyebiliriz. Arkadaşlar buraya başarılı çözümler söyleyiniz diyor. Bu bir emir cümlesidir, onu ifade edelim. Limâzâ niçin? Emarallahu, Allah ne yaptı? Efendim emretti. İbadahu, kullarına. Bis-sa'yı, burada çalışma diyorum. Fil ardı, yeryüzünde böyle sa'ya, çalışmayı, çabalamayı, uğraşmayı, hatta buraya gezip dolaşma da diyebiliriz. Ba'de salati, namazdan sonra. Namazdan sonra. Fantaşiru fil ardı demişti yukarıdaki ayette. Aşağıda onu tekrar göreceğiz zaten arkadaşlar. Bu limadayı gördüğümüzde de yine mef'ulün dil ecli olarak ifade ediyoruz. Keyfe kânel enbiya'u yuhassilûne rızka. Keyfekâne nasıl idi? Ne nasıl idi? El-Enbiya peygamberler yuhassilûne rızka, rızkı temin ediyor. Peygamberler efendim rızkı nasıl temin ederdi şeklinde bir cümledir burada. Bu keyfeyi arkadaşlar kânide yuhassilûne fiilinden hal olarak kabul edebiliriz. Buradaki yuhassilûne'yi de kâninin haberi olarak ifade ederiz. Limadani için faradallahu zekata, Allah zekatı farz kıldı. Burada zekat vermeyi farz kıldı diyelim. Bakın yine bir limaza gördük. Limazaya yine mef'ulün dil ecli olarak ifade edelim. Devam ediyoruz. Ma farku beyne zekati ve sadakati şeklinde bir cümlemiz var. Ma nedir bakın? Ne nedir? El farku fark nedir? Beyne zekati zekat arasında ve sadakati sadaka arasında. Dolayısıyla zekat ve sadaka arasındaki fark nedir şeklinde ya da nelerdir şeklinde burayı anlarız. Ve buradaki manın irabında öne geçmiş haber olarak zikrederiz arkadaşlar. Geçiyorum aşağıdaki cümlemize. Şimdi buraya baktığımızda şunu görüyoruz. Aşağıdaki hataları, cümlelerdeki hataları düzeltiniz demiş. Tabi bu cümledeki hatalar yukarıdaki anlatıya göredir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Metnimizde anlatıldığı şekliyle bunu anlamaya çalışacağız. Yoksa burada görebildiğim kadarıyla gramatik hatalar yok arkadaşlar. Biraz sonra zaten siz de şahit olacaksınız. Bakın. Hemen ifade edelim. Şu birinci cümlemizi okuyalım. Yanteşiru yayılır. El fakru fakirlik ya da yaygındır da diyebiliriz. Evet. Nerede fi kalilin mine duvalil mutahallifeti?
geri kalmış ülkelerin çoğu, işte azında yaygındır. Yukarıda çoğu geçmişti. Bakın bunu şöyle düzeltiyoruz. Aslında şurada fi kalili fil kesir yaptığımızda düzeliyor. Yanteşirul fakru fi kesirin de olabilir arkadaşlar. Fil kesir de olabilir. Onu söyleyelim. Mine düvelil mutahallifeti geri kalmış ülkelerin çoğunda yaygındır şeklinde ifade ederiz. Onu ifade edelim. Devam edelim. Bakın. Tuvezzi'u seravatu düvelil fakirati beyne cemi'il efradiha. Burada şöyle diyelim. Dağıtılır diyelim arkadaşlar. Tüvezzi'a. Ne dağıtılır? Seravatu düvelil fakira. Fakir devletlerin zenginlikleri. Burada seravat zenginlik diyorum. Beyne cemi'il efrat. Onun bireylerinin hepsinin arasında. Yani diyor ki fakir devletlerin zenginlikleri bireylerin arasında, tüm bireyler arasında dağıtılır şeklinde ya da dağıtılır, evet dağıtılır şeklinde ifade edelim. Burada bakın arkadaşlar bu zengin devletler için geçerliydi. Bunu şöylece biraz daha metne uygun olması açısından düzeltebiliriz. Tuvezza'u seravatu düvelil ganiyeti, bakın zengin devletlerin servetleri dağıtılır. Efendim, beyne cemi efradiha, burada bir bireylerinin ya da vatandaşların hepsi arasında, tüm vatandaşlar arasında paylaştırılır şeklinde anlayabiliriz. Tabii bu mutlak anlamda efendim birebir bir paylaştırma ya da aritmatik ortalamalı bir paylaştırmayı kastetmiyor. Genel olarak efendim zenginliklerin daha çok insan nazarında efendim daha çok insan tarafından bölüşülmesi şeklinde anlayabiliriz. Buraya geliyoruz. Ekketel İslam'ı. Bakın Ekket'te İslam vurguladı, belirtti. Niye? Hakkal agniyai, zenginlerin hakkını fil ihtifadı bi emvalihim, koruma hususunda. Neyi koruyor? Mallarını koruma noktasında zenginlerin hakkını İslam vurguladı, belirtti. Şimdi bu cümle çok da anlamlı gibi gelmiyor bize arkadaşlar. Acaba ne kastediliyor diyebiliriz ama cümlemizi şöyle düzenlediğimizde bakınız biraz daha anlaşılır hale geliyor. Metinle de uyumlu olması bakımından. Bakın Ekkedel İslam, İslam vurguladı, belirtti. Neyi? Tasaddukal ehniyay. Zenginden tasattukta bulunmasını ne hususunda belirtti? Fil ihtifazı bi envalihim. Mallarını böyle koruma hususunda diyebiliriz. Dolayısıyla mallarını korumada zenginlerin tasattukta bulunmasını İslam belirledi. Ne yapıyordu? Tasattukta bulunarak, efendim zekat vererek mallarını da zengin kimseler korumuş oluyordu İslam dinine ya da dinimize göre. Diyelim ve devam edelim. Diğer bir cümlemiz şu şekilde. Emrallahu Teala, Allah emretti ibadahu efendim kullarına neyi? Bil bakai kalmayı, fil mescit mescitte kalmayı emretti. Akibe salatil cumati efendim cuma namazının akabinde metinde efendim bu zaten geçmediği gibi cuma namazı akabinde ayette sabit arkadaşlar. Çıkılması, yeryüzünde dolaşılması, dağılması emredilmişti diyoruz. Ve bunu şöyle düzenleyebiliriz. Emrallahu Teala ibadahu bil istinşari fil ardi akibe salatil cuma. Cuma namazının akabinde yeryüzünde dolaşılmasını emretti diyebiliriz. Metinde baktığımızda arkadaşlar bir sa'i demiş. Dilerseniz buraya bir sa'i ifadesini de getirebilirsiniz. Aynı anlama gelir. Onu ifade edelim. Devam edelim. Diğer bir cümlemiz. Bakın tekeffele Allah üstlendi diyelim. Bir rızkı'l-enbiya'yı, peygamberlerin rızıklarını Allah üstlendi. Yani kendi sorumluluğunu aldı şeklinde burayı anlayabiliriz. Lidalike bundan dolayı da amedu, onlar yöneldiler ilel culus, oturmaya meylettiler ve rahata. Oturma ve rahata efendim yöneldiler diyoruz. Şimdi böyle bir şey yoktu zaten. Ve bunu metne uygun olması yönüyle şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Lem yetekeffel, bakın üstlenmedi.
Allahu Allah bir rızık ile enbiyayı, peygamberlerin efendim rızıklarını üstlenmedi, üzerine almadı. Lidalike bundan dolayı da lem ya'medu, onlar ne yapmadılar, meyletmediler. İlel culusu ve rahati, efendim culus dedim oturma ve rahata, ya da rahat davranmıyorlar ve yönelmediler şeklinde ifade ederiz, edebiliriz burayı. Devam ediyoruz diğer bir cümlemizle. Elzemallahu el muslimin. Bakın Allah Müslümanlara ne yaptı? Gerekli kıldı diyebiliriz. Buraya hatta farz kıldı diyebiliriz. Bi ihraci sadakati, sadaka vermeyi diyoruz buraya. Lil fukarai, fakirlere, vel muhtacin, muhtaç kimselere. Şimdi dur da, metinde sadaka değil de zekat geçmişti. Efendim zaten sadakanın farz, sadakanın sünnet, zekat vermenin farz olduğunu belirli şartlarda biz biliyoruz arkadaşlar. Bu cümleyi de metine uygun olması yönüyle şöyle ifade edebiliyoruz. Elzemullahu'l-muslimine bi ihraci zekatin lil fukarai vel muhtacin diyoruz arkadaşlar. Allah Müslümanlara ihtiyaç sahipleri, fakirler için zekat vermelerini emretti, farz kıldı diyebiliriz, zorunlu koştu diyebiliriz. Geliyorum buraya. Es-sadakatu, sadaka, tezidu, arttırır, el-havacize, engelleri, beynel ganiyi vel fakir. Fakir ve, efendim bakın, fakir ve zengin arasındaki engelleri artırır sadaka diyoruz. Bu cümlemizi. Bu da tabii ki doğru değil arkadaşlar. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Es-sadakatu tukallilu, azaltır. El-havacize, engelleri, beynel ganiyye vel fakir. Fakir ve zengin arasındaki engelleri de azaltır diyebiliriz arkadaşlar. Hatta ez-yuzilu diyebiliriz. Giderir de diyebiliriz. Efendim devam ediyoruz. Hatiminen nasıl delilen yu'ikkitül maani el atiye te. Bakın şunu söylemiş. Getiriniz parçadan delil getiriniz. Nasıl delir? Belirtiyor aşağıdaki anlamları. Aşağıdaki anlamları belirten, tekit eden, ifade eden, vurgulayan diyebiliriz. Deliller getirin demiş. Hemen okuyalım arkadaşlar. Kalkun nebiyyi minel fakr. Hazreti Peygamber'in korkması. Neden? Minel fakri, fakirlikten korkmasına yönelik bir delil. Şöyle geçmişti. Allahümme, bu bir hadiste arkadaşlar. Allahümme, Allah'ım, inni ben eûzu bike, sana sığınırım minel küfri vel fakri. Küfürden ve fakirlikten. Bu küfri şirke düşmek diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Peygamber Efendimizin fakirlikten korkusuna yönelik delili bu hadistir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emerallahu, Allah emretti. İbadahu, kullarına bir sa'yı, efendim çabalamayı. Vel amel, çalışma diyelim. Ba'de salah, namazdan sonra çalışmayı ve uğraşmayı diyebiliriz. Burada emretti. Bakın ayet-i kerimede şöyle demişti. Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ kudiyetis salatu, namaz kılınınca, fanteşiru, dağılınız, fil ardı, yeryüzünde, ve bitegu min fadlillahi, Allah'ın efendim kereminden umunuz, isteğiniz şeklinde burayı anlayabiliyoruz. Rahmetinden, kereminden, cömertliğinden, fazlından, lütfundan diyebiliriz arkadaşlar. İsteğiniz şeklinde anlıyoruz. Gelelim buraya. Bakın. İhtimamül enbiyayı, peygamberin önem vermesi, peygamberlerin önem vermesi, bil amel, çalışmaya, niçin? Li tahsili rızkı, rızık elde etmek için, rızık kazanmak için diyelim buraya. Peygamberlerin önem vermesi. Buna dönelim. Hemen efendim, Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Hemen onu hatırlayabiliriz. Bakın burada ma ekele, şöyle söyleyelim. Ma ekele yemedi. Bu uzunca bir hadis arkadaşlar. Bunu şöyle acaba bir bütün olarak aynı anda görebilir miyiz diyorum.
Tün olarak bunu görmek biraz uğraştıracak gibi ama sanki gördük gibi arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Evet, şimdi ifade edelim. Ma ekele yemedi ahadun hiçbir kimse taamen kattus. Herhangi bir yemek yemedi. Hayran daha hayırlı minen yeküle. Yemekten daha hayırlı min ameli yedihi. Kendi kazandığı, kendi çalıştığı diyebiliriz. Ya da elinin çalıştığı. Kendi kazandığından hiçbir kimse kesinlikle daha böyle hayırlı bir yemek yemedi. Ve inne nebiyyallahi Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam kâne ye'külü yer idi min ameli yedihi kendi efendim kazandığını yer idi şeklinde burayı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve devam edelim. Vücub-ı zekatı, zekatın vacip olması, farz olması, alâ ashabil mali, zenginler demek arkadaşlar burası. Minel muslimin, Müslümanlardan. Dolayısıyla zekatın zengin Müslümanlara farz olması diyoruz. Ve bunun delilini görelim. Bakın, hud min emvalihim sadakata. Onların mallarından sadaka, bunu zekat diyebiliriz. Nasıl zekat? Tudahhiruhum, onları temizler, arındırır ve tüzekkihim. Ne yapar? Yine onları arkadaşlar zekat efendim temize çıkartır. Ve salli aleyhim efendim onlara dua et diyebiliriz buraya. İnne salateke senin duan. Sekenin böyle bir sakinliktir, bir sükunettir. Lehum onlara, onlara karşı bir sakinlik, bir sükunettir diyoruz. Bu onlardan kasıt da tabii ki zengin efendim Müslümanlar arkadaşlar. Burada sekene rahmettir, merhamettir de diyebiliriz. Vallahu Allah semi'un alim. Allah nedir? İşiten ve bilendir arkadaşlar diyoruz buraya. Burada tabii ki huz bu ayeti kerime. Onu ifade edelim. Devam ediyoruz. Heyye Allahu, heyye Allahu el arda. Burada Allah yeryüzünü böyle uygun hale getirdi. İbadihi kulları için lis-sa'yi fiha orada efendim o kullarının çalışmaları, çabalamaları için ve tahsil-i rızkı ve de rızık elde etmeleri için diyoruz. Bakın ayeti kerimemiz şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ce'alelekumul arda zelûlâ. Yeryüzünü bakın şurada hüvellezî odur. Ne yaptı o? Yani Allah'ın kendisidir. Cealeleküm sizin için yaptı. El arda yeryüzünü ne yaptı? Delülen böyle size uygun hale getirdi. Bu delil boyun eğdirdi anlamında. Uygun hale getirdi. Femşû o halde geziniz fî menâkibiha. Burada o yeryüzünün üstlerinde geziniz. Yani yeryüzünde geziniz diyelim buraya arkadaşlar. Çok ayrıntıya gibi girmek istemiyorum ben. Ve külü yiyiniz min rızkıhi o yeryüzünün rızıklarından yiyiniz ve ileyhin nuşur dönüş de onadır. O dediğimiz şey arkadaşlar Allahu Teala'nın kendisidir. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Burada ne demiş? Fikirleri, aşağıdaki fikirleri parçada geçtiği sıraya göre, geçtiğine göre düzenleyiniz demiş. Yani birinci şudur, ikinci şudur, üçüncü budur gibi düzenleyebileceğiz. Biz sadece okuyup geçeceğiz arkadaşlar. Geçiş sırasını, parçada bulunma sırasını ben size bırakıyorum. Onu ifade etmek istiyorum. Hatta biraz büyüteyim. Daha güzel okunsun. Daha güzel gözüksün istiyorum. Daha net gözüksün. Evet, el Kur'an'ı Kur'an. Yed'u çağırır. İlel ameli çalışmaya ve sa'yı çabalama diyelim buraya da. Ve tahsil-i rızkı. Rızık elde etmek için arkadaşlar dedik. Rızık elde etmek için Kur'an çalışmaya ve gayret etmeye çağırır diyoruz. Gelelim buraya sadakatu sadaka tuazzizu güçlendirir. Tekafülel içtimaiye sosyal dayanışma demek bu arkadaşlar. Beynen nas insanlar arasında dedik. Kur'an, sadaka insanlar arasında sosyal dayanışmayı güçlendirir dedik. El-Enbiya, peygamberler, kudvetül efendim Müslümin, Müslümanların örneğidir. Fil amel ve sa'i, çalışma ve çabalama hususunda Müslümanların bir örneğidir diyelim. Sünnetün nebeviyyetü, nebevi sünnet, bu sünnet arkadaşlar, peygamber efendimizin sünneti de diyebiliriz buraya. Tüekkidü, belirtir, vurgular neyi? Farz-ı zekatın farz olduğunu alel-ıhniyâ-i zenginler üzerine.
zenginler üzerine zekatın farz olduğunu Nebevi sünnette ne yapar? İfade eder, vurgular diyoruz. Zekatın rolü ya da fonksiyonu diyebiliriz buraya devir kelimesine. Nerede? Fi halli muşkiletil fakri, fakirlik problemini çözmede ya da fakirlik probleminin çözümünde zekatın rolü, görevi, fonksiyonu diyebiliyoruz buraya. Geçtik buraya. El fakru fakirlik vel hudu huduratühü ve de onun efendim tehlikeleri alel efradi vel muştemai birey ve toplum üzerine fakirlik ve fakirliğin tehlikeleri diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Uktub müfredel kelimat fi hemze ve cem'iha fi efendim ve cem'aha diyelim buraya fi ba. Burada müfret istemiş, burada cem'i istemiş. Hemen ya söyleyelim arkadaşlar. Bakın eserun etki, iz, belirti gibi anlamlara gelir. Burada asarın bunun cemisidir. Nahiyetin yön demek, taraf demek. Nevahi bunun cemisidir. Yönler, taraflar anlamına gelir. Hallün çözüm demek, holü çözümler anlamına gelir. Feriyün efendim zengin demek, esriya zenginler demek. Feriyün zengin, esriya zenginler. Ayyelün aile demek arkadaşlar. İyalün aileler, aile efradı diyelim buraya. Zelletün bu küçük hata diyebiliriz. Dil sürçmesi belki diyebiliriz bunu ya. Zelat arkadaşlar bunun cemisidir. Kerimetün değerli demek, cömert demek, efendim asil demek gibi anlamlara gelir. Kerayim bunun cemisidir. Hacetün ihtiyaç demek arkadaşlar. Havaycı onun cemisi ihtiyaçlar anlamına gelir. Müfredini söylediğimizde evet anlaşılıyor zaten cimiler. Şimdi gelelim buraya. Bakın zahiratun olgu demek zahirat şeklinde ya da zavahir olarak görebiliriz. Olgu anlamında kullanıyoruz. Görünen şey, ortaya çıkan şey gibi de anlayabiliriz buraya. El zararu zarar demek, el zararun zararlar demek. El kutu arkadaşlar azık demek, yiyecek demek. Ekvatun bu da bunun cemisidir. Azıklar, yiyecekler anlamına geliyor. Efendim salatun malumunuz namaz cemisi salavat şeklinde gelir. Hissetun pay hisse demek, hissasun cemisidir. Paylar hisseler anlamındadır. Nizamın sistem düzen demek arkadaşlar. Nuzumun, enzimetün, enazimun şeklinde görebiliyoruz. Arapçada 3 tane bakın cemisini. Geliyoruz rızkun kelimesine. Rızık demek. Bunu direkt rızık olarak girmiş Türkçe'ye. Onun cemisi erzakun ki erzak da zaten Türkçe'de kullanılıyor. Onu ifade edelim. Şimdi burada mekrametün kelimesine baktığımızda asil soylu iş efendim bir davranış, takdire şayan bir davranış gibi anlamlara geldiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda yine bunun asalet, cömert olma, soylu davranış gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Mekramatun ya da mekarimu şeklinde de cemilerini arkadaşlar görmekteyiz. Geçiyoruz bu tarz alıştırmalarımıza. Ne istemiş bizden? Bakın zihtir el muradif el münasibe lil kelimeti leti tahtaha kaddun. Burada da arkadaşlar bu kırmızı renkli kelimelerin altında da çizgi var. Kırmızı derse biraz daha bordo. Muradif dediğimiz eş anlamlarını bizden bulmamız istenmiş. Biz de hemen eş anlamlarını söyleyeceğiz. Eddübelil fakiratü, fakir devletler, tetekeddefü böyle birikir burada kümelenir fiha bu fakir devletlerde eserabatu zenginlikler biyedi fiyetin galiletin böyle küçük grubun elinde küçük bir grubun elinde min efradi min el efrad bireylerinden küçük bir grubun elinde böyle birikir efendim çoğalır kümelenir yığılır gibi anlamlara geliyor. Şimdi serabat zenginlik. Bakın ya da zenginlikler diyebiliriz arkadaşlar. El hukuku
Haklar anlamına gelir. El-Asar etkiler anlamına gelir. El-Vadaifu görevler anlamına gelir arkadaşlar. El-Emvalu mallar anlamına, paralar, zenginlikler anlamına gelir ki cevabımız denizli olacak. Geldik buraya. Fe-İzâ kudiyetis salâtu. Namaz efendim kılındığında, yerine getirildiğinde fantaşiru yayılınız filan yeryüzüne dağılınız diyelim. Atilu mesela öldürdünüz anlamına gelir. İclisu siz oturunuz anlamına gelir. Teferraku bakın dağılınız anlamına gelir. Tekellemu sizler konuşunuz anlamına gelir. Ve burada cevabımız teferrakudur arkadaşlar. Gelelim buraya. Ma ekele yemedi ahadun taamen kaddu asla yemedi. Hayran daha hayırlı min ekele min en yeküle min ameli yedihi kendi elinin yaptığından kendi elinin işini den yediğinden daha böyle hayırlısını asla yemedi diyelim. Hiç kimse yemedi şeklinde. Bu bir ayet hadis arkadaşlar. Yukarıda zaten ifade ettik. Ebeden burada asla anlamına gelir ki cevabımız aslında ortaya çıktı. Ahyanen bazen demek, galiben çoğunlukla demek, nadiren de az kıt seyrek arada bir anlamına gelir. Geldik buraya. Yenbeği alel muslimi, Müslümana gerekir. Ademir rukuni lirrahati, öyle rahata meyletmemesi, rahata yönelmemesi gerekir diyoruz buraya. Yenbeği ala ne gerekir anlamındadır. Es-sa'yu, bunun eş anlamlısını bulacağız. Bakın çalışmak, çabalamak, uğraşmak anlamında. El-meylü, yönelmek, meyletmek anlamındaki cevabımız burada el-meylüdür. El-muhavele, havele bu da çalışmak, çabalamak anlamındadır. El-amel, bu da çalışmak yine iş anlamlarına gelir arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Lis-sadakatı, sadakanın var. Neyi var? Bâliğü'l-eter. Oldukça önemli etkisi var diyelim arkadaşlar. Bu bâliğat son derece diyebiliriz. Fi hallil-muşkile til-fakri. Fakirlik problemini çözmede. Dolayısıyla fakirlik probleminin çözümünde sadakanın önemli bir etkisi var diyebiliriz arkadaşlar. Halil az demek, daif, zayıf demek, yetersiz belki diyebiliriz. Şiddet, şiddetli demek. Şimdi ehemme daha önemli demek arkadaşlar. Burada baliga şiddet ne ifade ederiz anlam itibariyle. Geliyoruz buraya. Cevabımız şiddet. Onu ifade edelim. Biz sadakatı, sadaka tenkethiru cemi'ül havaici beynel ganiyi vel fakiri. Burada fakirle efendim zengin arasındaki engelleri çoğu sadakayla bir sadakati kırılır arkadaşlar anlamına gelir. Burada giderilir şeklinde anlayabiliriz. Parçalanır efendim. Dolayısıyla kaybolur gibi düşünebiliriz. Burada el-havaiç engellerdir. El-ihtilafat, ihtilaflar diyebiliriz, anlaşmazlıklar diyebiliriz. El-mevani'u, bu işte engeller demek arkadaşlar ve cevabımız ortaya çıkar. El-alakat ise ilişkiler demek arkadaşlar. El-hudut, sınırlar anlamına gelir. Ve geçiyoruz. Burada ihtar es-sıddel münasibe lil kelimeti leti tahtaha kadun. Bu kelimelerimizin de efendim zıttını biz seçeceğiz. Evet. Hemen başlıyoruz. Şimdi Eddüvelil fakiratü. Fakir devletler tetekeddefü. Bu fakir devletlerde yığılır, birikir. Ne birikir? Es-serevat zenginlikler. Bir yedi fiyetin, galiletin, küçük bir grubun elinde min efradiha. Yani bireylerinden diyebiliriz ya da vatandaşlarından diyebiliriz buraya. Ve küçük bir grubun elinde birikir dedik. Bunun zıttı. Birikmeyecek bakın. Tüvezza dağıtılır anlamına geliyor. Tete rakemu birikir anlamındadır arkadaşlar. Tete havvelu dönüşür anlamındadır. Tete haddau kesilir. Koparılır anlamına gelir. Burada dağıtılır anlamı zıt anlam bu olacak arkadaşlar. Tüvezza şeklinde görüyoruz.
Düvelül ganiyetü, efendim zengin devletler, la tahlu, yoksun değildir. Min vücudi tabakatin minel fukarai. Yani fakirlerden oluşan bir tabakanın varlığında. Dolayısıyla fakir sınıftan yoksun değildir. Zengin devletlerde de fakir sınıf bulunur diyordur demekte. Hala arkadaşlar fiilimiz bir şey yok olmak, yoksun olmak bir şeyden anlamındadır. Bir şeyden yoksun olmak. Bakın hemen bakalım zıttını. Tefruhu. Bakın burada boş olur anlamına gelir. Tantehi biter bitiyor anlamına gelir. Tamteli dolu olmak anlamına gelir. Doluyor, dolu oluyor anlamına gelir. Ve cevabımız da arkadaşlar ortaya çıkmış olur bu vesileyle. Burası da temele tektemilu, bu da tamamlanır anlamına gelir artık. Ve cevabımız temteliu olarak karşımıza çıkar. Gelelim buraya. El fakru. Burada vel fakru. Maradun. Fettakün. Böyle bir hastalıktır. Fettakün böyle yok eden, öldüren bir hastalıktır. Burada öldürücü de diyebiliriz arkadaşlar. Ölümcül bir hastalıktır. İsterseniz tehlikeli bir hastalıktır diyebiliriz. Şimdi yelhaku azzarara bil kesirine, birçok kimseye zarar veren ölümcül bir hastalıktır diyoruz. Şimdi zararın efendim zıttını bulacağız. Eşiddetü sıkıntı anlamına gelir bu bakın. Errahatu rahatlık anlamına gelir. Ennefu fayda anlamına gelir ve cevabımız ortaya çıkmış olur. El eda da eziyet anlamına gelir. Onu söyleyelim. Devam ediyoruz. Kaddemel İslam. İslam ne yaptı? Sundu. Hululen çözümler. Nacihaten böyle başarılı çözümler sundu. Ne? Niçin? Littehallüsü min müşkületil fakri. Fakirlik probleminden kurtulmak için diyorum ben buraya arkadaşlar. Şimdi el-ibtiadu an bir şeyden uzak durmak. El-hifadu ala bir şeyi korumak. Tecennüp sakınmak anlamına gelir. Bakın burada zıt arayacağız ya. Tecennüp ile el-ibtiadu zaten eş anlam. Burada el hadrumin bir şeye karşı dikkatli uyanık olmak anlamına geliyor. Şimdi kurtulmak bir de koruma. O zaman bu B şıkkı arkadaşlar bize doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Onu söyleyelim. Devam edelim. Emarallahu Teala ibadehu. Allahu Teala ne yaptı? Emretti. Kullarını emretti ibadehu. Bu bir sa'yı, çalışmayı, çabalamayı. Akıbe salatil cema namazın efendim Cuma namazının akabinde diyelim. Burada emara bir şey emretmek anlamında bir zıt anlam bulacağız. Daaila bir şeye çağırdı. Hatta la bir şeye teşvik etti. İptal an bir şeyden uzaklaştı. Neha an bir şeyi yasakladı, nehyetti. Bakın bir şey emretti, bir şeyi yasakladı. Efendim cevabımız Denizli neha an olacak diyoruz. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Tenteziu es-sadakatu müşkiletel fakri min cuduriha dedik. Şimdi burada söker anlamına gelir arkadaşlar. Es-sadakatu sadakalar müşkiletel fakri fakirlik problemini söze söker. Nereden ya da çıkartır anlamına da gelir. Min cuduriha kökünden. Burada halleder anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bakın zıttını arıyoruz ya taklavu yine çıkartır anlamına gelir. Tebliğ yapar eder inşa eder anlamına gelir. Tağrizu bu diker anlamına gelir. Ağaç dikmek anlamında. Taktavu keser. Burada arkadaşlar cevabımız tağrisu olacak. Garasa fiil ağaç dikmek anlamında kullanılıyor. Burada inteza fiili ağacı sökmek anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla zıt anlam bulmuş olduk. Tahtefi bakın gizlenir. Ne gizlenir? Mazahirul haset. Haset belirtileri, görünümleri. Vel hakti ve de kin. İndel fukaray.
fakirlerde neye karşı lillahi yani zenginlere yönelik diyelim. Fakirler de zenginlere dair kin ve haset belirtileri de gizlenir, kaybolur diyebiliriz. Ortaya çıkar. Bakın tadhar ortaya çıkar. Tam da zıt anlamını gördük. Tagibu kaybolur. Tartefa'u yükselir. Tek türü çoğalır anlamına geldi burası da. Tu'hadu alır, alınır diyeceğiz arkadaşlar. Es-sadakatu sadaka alınır. Min agniya il muslimin Müslümanların zenginlerinden. Yani zengin Müslümanlardan alınır. Bakın burada bir verilir şeklinde bir şey bulabiliriz. Tufkadu. Bakın burada meçhul okuyacağız. Kaybolur ya da kaybedilir. Mukaddemu sunulur. Tu'ta verilir ki cevabımız ortaya çıktı. Efendim tunnufaku infak edilir, harcanır gibi anlamlara gelir. Bunu da ifade edelim. Geliyoruz buraya. Burada boşluklara uygun kelimeler efendim ifade edeceğiz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi burada el-fukara fakirler demek. Harin kelimesine baktığımızda yakın, denk, işte arkadaş, koca, eş, dost gibi anlamlara geliyor. El muşkile efendim problem demek. Sünnetün sünnet, kelime anlam yol demek. El vesile araç demek. Belaunda bela demek arkadaşlar. Sıkıntı demek belki muşkile ile aynı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Burada hemen ifade edelim. Bakın el fakru fakir fi nazaril İslam. İslam'a göre, İslam nazarında nedir? Belaun, sıkıntıdır ve musibetin ve de problemdir diyelim musibete de. Veleyse fi medhi sünneti diyebiliriz arkadaşlar ama burada bir dakika duracağım. Şunu biraz, evet burayı biraz düzeltiyorum. Evet, şimdi devam edelim. Veleyse fi medhil fukarai fakirleri övmek yoktur. Fakirleri övmede yoktur diyeceğiz. Nerede yok arkadaşlar? Fakirleri övmede yok. Öyle söyleyelim. Ayetün bir ayet fi kitabillahi Allahu Teala'nın kitabında. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kitabında fakirleri öven bir ayet yoktur gibi burayı anlıyoruz arkadaşlar. Ve la hadisun sahihun sahih bir hadis de yok. Nerede yok bu sahih hadis? Fi sünnetin nebiyyi, Hazreti Peygamber Efendimiz sünnetinde de sahih bir hadis yok. Gördüğünüz gibi kim övüyor? Fakirleri övüyor. Ben üstelik aksine istiade minhu Hazreti Peygamber ondan Allah'a sığınmıştır. İstiade Allah'a sığınmak anlamındadır. Ve cealehu onu kılmıştır. Karinen denk kılmıştır, eş kılmıştır. Lil küfri küfre denk eş kılmıştır diyoruz. Ve şöyle demiştir. Allahümme Allah'ım inni ben a'udu bike sana sığınırım minel küfri vel fakri fakirlik ve küfürden yani şirk koşmaktan diyebiliriz. Ve evvelü hudvetin fi tariqi halli hadihil muşkile diyeceğiz bakın arkadaşlar. Anlamda şöyle ortaya çıkacak. Ve ilacıha şu ilaç dursun. Bu problemi çözme yolunda diyebiliriz. İlk adım ya da bu problemi çözmenin ilk adımı da diyebiliriz. Ve ilacuhu efendim burada onu çare bulmak ve ona çare bulmada ilk adım hiyel amelü çalışmaktır. Dedik ve hüve o çalışmak amel de el vesiletü bir araçtır lil ula. Birinci araçtır, öncelikli araçtır. Ve silahu
Silahül fealu böyle etkili bir silahtır. Ne için? Lil kadayı yok etmek için, ala hadihil muşkileti bu problemi yok etmek için diyoruz. Ya da bu problemi yok etmenin efendim etkili bir silahı ve ilk aracıdır, öncelikli aracıdır diyebiliyoruz arkadaşlar burada. Gelelim buraya. Uktub ismel fa'ili vel mastara fi ferahi fil ferah boşlukta kema fil misal örnekte olduğu gibi boşlukta mastar ve ismi failleri yazdınız demeyiz. Şimdi burada kelimeli fiillerimiz var. Bu fiillerin babına uygun olarak arkadaşlar isim fail ve mastarlarını ifade edeceğiz. Evet, haraba savaştı demek. Bu bir müfaale babındandır. İsmi faili muharibun savaşan demek. Savaşçı demek, harbeden demek. Muharabetün savaşmak arkadaşlar anlamına gelir, mastardır. Kaddeme tef'il babındandır, sundu demek. Mukaddimun sunan ismi faildir arkadaşlar. Bunun şeyi de mastarı da takdimundur, sunmak, sunu anlamına gelir. Bunlar biraz ziyadeli baplar, kalıpları bilmekle bapların arkadaşlar anlaşılabilecek hususlardır. Veyahut da sözle de bakarak efendim bazı sözlüklerde de görebilirsiniz. Onu söyleyelim. Geliyoruz ceale fiiline. Ceale tabi bunlar sülasidir arkadaşlar bu. Ceale yaptı, kıldı, etti, eyledi gibi birçok anlamda gelir. Bunun ismi faili failin vezninde cailun şeklinde yapan, kılan, eden anlamına gelir. Cailun da yapmak anlamında mastardır. Kesebe kazandı demek. Kasibun ismi fail kazanandır. Bakın da cailun ve kasibun aynı failin vezninde isim fail yapılmıştır. Kesbun kazanmak anlamında kullanılır. Akada aldı demek mesela arkadaşlar. Ahidun ise alan anlamına gelir. Bu ne ile failin vezninde ismi fail yapılmıştır. Ahdun ise almak anlamında kullanılmaktadır. Onu söyleyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Azzeze güçlendirdi demek yine tef'il vezindendir. Kaddeme'de olduğu gibi muazzizun güçlendiren anlamına gelir. Tazizun bunun mastarıdır ve güçlendirmek anlamında kullanılır. Devam ediyoruz. Evet, daa çağırdı. Bu bir nakıs fiildir arkadaşlar. Da'in ya da eddai bunun ismi faildir. Çağıran anlamına gelir. Bakın davetün kelimesine baktığımızda çağırmak, davet etmek anlamında mastar görüyoruz. Türkçe'de davet kullanılıyor zaten. Tekarrabe, yetekarrabu. Tekarrabe olarak düşündüğümüzde tefaül vezinden olduğunu görebiliriz. Bu yaklaştı demek arkadaşlar. Mütekarribun yaklaşan ismi faildir bu. Bunun efendim mastarı tekarrubun yaklaşmak şeklinde görebiliriz. Yakın olmak, yaklaşmak gibi anlamlar içerir. Tefaül veznindedir. Yesa, şimdi burada yesa yazmış ama bu saadır arkadaşlar. Tıpkı daada olduğu gibi sülasidir. Bunun yine ismi faili sain ya da es-sai şeklinde görürüz. Şurada bir tane ne olacak? Burada olduğu gibi arkadaşlar temin olacak. Bu da çabalayan anlamına gelir. Sa'yun da çabalamak anlamında. Aynı kullanılmakta Arapçada. Cena tıpkı sa'a ya da da'a da olduğu gibi yine bir sülasi fiildir. Bu cena cinayet işledi anlamına gelir. Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar canin ya da el cani cinayet işleyen anlamındadır. Cinayetün cinayet bunun mastarıdır. Gördüğünüz üzere. Radde cevap verdi, reddetti gibi anlamlara gelir. Raddun reddeden ya da cevap veren anlamında kullanılır. İsmi faildir. Radde bu da sülasidir ve hatta bu tarz fiillere mudaf fiil denir. Son iki harf aynı olduğu için. Mastar arkadaşlar raddun görebiliriz. Terdadun şeklinde görebiliriz. Riddetün şeklinde de görebiliriz. Buradan da şunu söyleyebiliriz bakın. Mastarlar farklı kalıplarda karşımıza çıkabilir. Onu söylemek istiyorum. Uldurra burada
mecbur edildi anlamına gelir, bunu söyleyelim. Bu izdarra fiili, izdarra mecbur etti, uzdurra da mecbur edildi. Şimdi burada meçhul gelmiş. Şimdi meçhulden ismi fail yapamayız ama meçhulün ismi mef'ulü olur. İsmi mef'ulü bunun muzdar mı şeklinde mecbur bırakılan anlamına gelir. Şimdi ama izdarra şeklinde de düşünecek olursak yine muzdarun olarak ismi faili görürüz ve bu defa anlam mecbur bırakan, zorlayan anlamına gelir. Bunu söyleyelim. İzdirar kelimesine baktığımızda da yine bu fiilimizin mecbur bırakma, zorlama anlamlarına geldiğini ve fiilin mastarı olduğunu arkadaşlar söyleriz. Geliyoruz buraya, baktık. Evet, artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz alıştırmalarımızın. Bizden bir şey söyle istemiş. Şunu istemiş. Bir tık küçültüyorum. Evet, örnek vermiş. Örneğimiz şu. Sadaka, sadaka demek. Arkadaşlar, hatta şöyle yaparsak daha güzel olur. Bakın, sadaka sadaka demek. Hallü müşkiletil fakirlik problemini de çözmek demek. Ya da fakirlik probleminin çözümü olarak da ifade edebiliriz. Şurada bir şey söylemiş bize. Yönergemize bakalım. Lam baliğul efer fiil. Bunu kullan demiş arkadaşlar. Şu ifadeyi örnekte olduğu gibi. Sonra da buradaki iki kelimeleri birleştir. İstenmiş. Şimdi biz örneği bir inceleyelim. Örneği incelediğimizde şunu göreceğiz. Bakın, li sadakati, burada sadakanın var. Aslında bunu şu kelimeleri kullanarak, misali bırakıyorum, şu ifadeyle birlikte bir cümle oluşturmamız istenmiş. Li sadakati, bunu şöyle ifade edeceğiz. Sadakanın var. Neyi var? Baliğul efer. Son derece önemli etkisi de anlamına gelir. Fi halli müşkiletil fakri. Fakirlik probleminin çözümünde. Fakirlik probleminin çözümünde sadakanın yani önemli bir etkisi var diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şurayı öne geçmiş haber. Şurayı komple efendim müpteda olarak kabul ederiz. Onu söyleyelim. Şimdi geliyoruz buraya. El içtihadu çalışmak en necahı başarı. Bu bağlamda ya da bu örneği uygun olarak düşündüğümüzde şöyle söyleyebiliriz. El içtihadu baliğul eferi fil necah. Bakın, çalışmanın başarıda önemli bir efendim etkisi var. Anlamı ortaya çıkıyor. Geldik buraya. El-Kur'anül Kerim. Kur'an-ı Kerim demek. El-Lugha'l-Arabi. Ya Arapça demek. Bakın. El-Kur'anül Kerim. Kur'an-ı Kerim'in var. Neyi var? Baliğul eser. Önemli bir etkisi var. Nerede? Fil-Lugha'l-Arabiyyeti. Arapça'da diyelim. Kur'an-ı Kerim'in son derece önemli bir etkisi var dedik. El-adlu adalet, intişarü selam, barışın yayılması. Bu selam burada barış anlamına geliyor. Bakınız, lil-adli, adaletin var. Neyi var? Baliğul eferi, efendim önemli bir etkisi var. Fi intişarü selam, barışın yayılmasında diyoruz. Birrul valideyn, anne babaya iyilik yapmak, rıdallah, Allah'ın rızası, rıdallah diyeceğim arkadaşlar. Muzafın ileyi okuyacağım, Allah'ın rızası. Bakın, li birril valideyni, anne babaya iyilik yapmanın var. Neyi var? Baliğul eser, oldukça önemli bir etkisi var. Fi rıdallahi, Allah'ın rızasını kazanmada diyoruz. Allah'ın rızasını kazanmada anne babaya iyilik yapmanın önemli bir etkisi var ya da son derece önemli etkisi var şeklinde de ifade edebiliriz. Gelelim buraya. El-müsaberatü. Müsabere bir şeye devam etmek. Azimli, kararlı bir şekilde bir şeye devam etmek anlamına gelir. Bakın filan. Çalışmaya devam etmek diyelim arkadaşlar. Tahkikul amali. Tahkikun el-amali. Burada tahkikul amal olacak. Şurası damme olacak. Evet, damme olacak. Tenvinsiz olacak. Bunu da şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Lil müsaberati fil ameli, çalışmaya devam etmede var. Ne var? Baliğul eser, son derece büyük bir önem var. Fi tahkikil amal, hedefleri gerçekleştirmede diyoruz.
Hedefleri gerçekleştirmede çalışmaya devam etmenin önemli, son derece önemli etkisi vardır şeklinde bu cümlemizi arkadaşlar anlıyoruz diyelim. Ve gelelim buraya. Burada bizden bakınız cümleler istemiş. Burada kelimeleri cümleler oluştur demiş. Bu kelimeleri içe edecek cümleler oluşturunuz demiş. Buradaki kelimelere baktığımızda hepsinin biz arkadaşlar metinde geçtiğini görmekteyiz. Biz de metindeki cümlelere de bakabilirsiniz. Yine efendim cümleler kurduk, kurmaya çalıştık. Umarım size bu noktada yardımcı olur. Bakın tuanimin bir şeyden sıkıntı yaşıyor ya da yaşıyorsun anlamına gelir. Şöyle bir cümle ifade ettik. İza künte tuani miner rabbi. Burada rab astım demek arkadaşlar. Sen astımdan sıkıntı yaşıyorsan tecennep, sen sakın. Ennas, insanlardan sakın. İnsanlardan uzak dur. Nasıl insanlar? Ellezine yudahhinune, sigara içen insanlar. Eğer astımdan sıkıntı yaşıyorsan sigara içen insanlardan uzak dur diye biliriz buraya arkadaşlar. Evet. Diğer bir cümlemize, kelimemize bakıyoruz. La tahrumin, bir şeyden yoksun değildir ya da sen yoksun değilsin gibi anlamlara gelebilir. Cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Kuni ala dirayetin bi ennel ameliyete tecmiliyet te diyeceğim arkadaşlar. Benle ameliyete tecmiliyete olacak. Kuni ala dirayetin burayı şöyle ifade edebiliriz. Bil, anla. Şunu bil, şunu anla diyebiliriz. Nedir bu? Beğenmem ameliyete tecmiliyete. Böyle güzellik ameliyatı demek arkadaşlar artık buna. Estetik ameliyat diyelim. Daha tahlu. Yoksun değildir. Minel mahadir, tehlikelerden. Dolayısıyla estetik ameliyatın tehlikelerden yoksun olmadığını bil diyebiliriz buraya. Anla diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim buraya. Yelhaku zarara bir. Bir şeye zarar verir. Zarar veriyor anlamındadır burası. Şimdi arkadaşlar. Şuraya hemen dursun. Önemli değil. Ettedgînü, bakın sigara içmek. Yelhaku zarara. Zarar verir. Bir cismin insani, insan bedenine zarar verir. Buraya isterseniz bir sıhhatil insan da diyebilirsiniz. İnsan sağlığına zarar verir. Anlamınız efendim söyleyebiliriz. Gelirim buraya. Li nokta nokta atarım selbi yetinala. Bir şey üzeri, bir şeyin bir şey üzerine olumsuz etkileri vardır diyeceğiz. Biz ne demişiz arkadaşlar? Hemen burayı biraz ifade edelim. Bayağı uzun da bir cümle ifade etmişiz. O halde biraz küçültmekte fayda var. Bakın, at-tadhino, sigara içmek. Lehu, o sigara içmenin vardır. Hatta burada littedhine diyebiliriz. Şu hu'yu atarız arkadaşlar. Bu lamı da tedhinin başına getirebiliriz. Getirdiğimizde şunu elde etmiş oluruz. Littedhin şeklinde bunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Onu da dilerseniz ben yazayım. Onu da görmüş olun. İki şekilde de görmek bizi geliştirir kanaatindeyim ben.
Arkadaşlar, evet. Ettedhinu lehu diyebilirsiniz, littedhinu da diyebilirsiniz. Ama hangisini derseniz değil, burada atharu selbiyetin değişmeyecek, onu söyleyeyim. O halde şöyle biraz geriye alalım. Evet. Tadhinu lehu ya da littadhinu, sigara içmenin diyelim buraya, vardır. Neyi vardır? Atharu selbiyetin, olumsuz etkileri vardır. Neye? Ala a'yinina, efendim, gözlerimize olumsuz etkileri vardır dedik. Bil izafeti ila a'zaina el cismi el uhra, diğer beden organlarımıza ilave olarak ya da diğer beden organlarımızın yanında gözlerimize de efendim sigara içmenin olumsuz etkileri vardır diyebiliyoruz. Fela tudakhinu, o halde diyebiliriz mufaya ya da bu nedenle diyebiliriz. Fela tudakhinu, sigara içmeniz diyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim diğer cümlemize. Diğer cümlemiz de şu arkadaşlar. Da'a ila bir şeye çağırdı. Bakın, da'a çağırdı. El atibba doktorlar çağırdı arkadaşlar. Neye çağırdılar? İla ikla'i anit tadhin. Sigarayı bırakmak demek şu arkadaşlar. Sigarayı bırakmaya çağırdılar. Bir sebebi edrarihi, onun zararları nedeniyle. Neye zarar? Alâ sıhhatil insan, insan sağlığına. Dolayısıyla insan sağlığına zararları nedeniyle doktorlar sigarayı bırakmaya çağırdılar diyebiliriz burayı. Geliyoruz diğer bir cümlemize. Elzeme bi. Şimdi elzeme bi farz kıldı gibi anlamlara geliyordu. Malumuz metinde geçti. Biz de şöyle bir cümle yazdık. Zorunlu kıldı dedik mesela. El mu'tekifu, itifak şey, İtikaf yapan kimse arkadaşlar, itikafa giren kişi diyelim. Katel zemen nefsehu, kendisini ne yaptı? Zorunlu kıldı. Bil bekayı kalmaya. Bil mescidi, mescitte fe muddeten muayyeneten, belirli bir süre. İtikafa giren kimse belirli bir süre kendisini mescitte kalmaya adalı diyebiliriz. Zorunlu kıldı kendisini diyebiliriz. Evet, ilacın faalun, etkili bir çözüm diyebiliyoruz li bir şey için. Bakın, et-teşhisu el-mübekkiru, erken teşhis demek bu arkadaşlar. İlacın faalun, etkili bir efendim çözümdür. Lil-emra diyeceğiz. Şurası kesra, temin olmayacak. Gözden kaçmış arkadaşlar. Hastalıkların ya da hastalıklar için etkili bir çözümdür, bir tedavidir diyebiliyoruz erken teşhis için. Tentezi'u min cudurihi, kökünden bir şeyi söker anlamına gelir. Bakın, tentezi'u el-devletu el-meşakile min cudurihi. Devlet sorunları kökünden söker. Burada halleder anlamında kullandık arkadaşlar. Bunu şöyle de diyebiliriz, metinde de geçti bakın. Tentezi'u es-sadakatu, sadakalar ne yapar? Söker. Muşkiletel fakiri problemini min cudurihâ, kökünden. Sadakalar fakirlik problemini kökünden halleder, kökünden çözer, kökünden söker gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, alıştırmalarımız bu şekilde. Umarım size katkı sağlamıştır. Ben burada dersimizi noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.